Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Demin Zeynep çok çılgın bir giriş yaptığı için baştan almamız gerekti. Şimdi o yüzden çılgın şimdi girişi merak edecekler. Çok üzücü bir giriş yaptı. Ben arası yok herhalde, öyle karar verdik. Efendim, Naber serimizin ikinci yeni videosunda buluştuk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biz de hoş geldik. Hep beraber toplaştık. Umarız bu hafta sonu bize biraz zamanınız vardır. Evet, saat sabahın 10'u. Sarhoş olmadığımı belirtmek isterim. Benim doğal böyle kalkıyorum. Ben. Evet. Bir hafta sonu saat 10'da Zeynep böyle. Efendim. Şimdi. Evet. Neler yaptık? Bir ay oldu. Başarıyla bir ay sonra yine oturduk bir naber. Ne haber öncelikle? Ne haber Gökçe? İyilik genel olarak Zeynep. Yani yuvarlanıyoruz dediğimiz şekilde. Neler yapıyorum? Sana neler söyleyeyim. Yapıyorsun? Bu bir ayda neler yaptım? Ben müziğe devam ettim. İki tane şarkımı tamamladım. Albüm kaydediyorum şu an. Ondan sonra haftaya Global Game Jam'a gideceğim. Orada bir video oyununa müzik yapacağım. Onun dışında gitar çalışıyorum ve spor yapıyorum ve çalışıyorum. Benim hayatımda olup biten budur. Zaten oyun ve dizi vesaire kısmını konuşacağız. Hı-hı. Sen neler yaptın Zeynep? Ben de iyiyim. Hayat güzel. Normal. Tüm gün çalış, akşam doktora. Ama güzel bir şey. Bir doktorun bir bölümünü gönderdim. Çok güzel yorum aldım. Harika. O da motive ediyor insanı. Fantastik. Onun dışında beni biliyorsun. Değişik şeyler izliyorum. Aynı oyunları oynuyorum. Tam bir PC oyuncusu. Yani. PC'de oynamıyorum ama bu aralar. Aa. Bu aralar PlayStation'da oynuyorum bayağı. Aynı oyun deyince Baldur's Gate oynuyorum sandım kesin. Evet, ben öyle sandım. Ya herkes öyle sandı ben de. Bir de Don't Starve. Ya söylemesin. Bildin. Neyse. Don't Starve oynuyordun geçen gün, gördüm. Evet ama değişik yorumlarım var. Don't Starve Together bu arada. Okey. Multiplayer. Misafirimle evet. Harika. Efendim. Evet. Peki neden bahsetmek istersin? Öncelikle ben öncelikle Watchmen'den bahsetmek istiyorum. Evet, şaşırdın birden bakıyorum. Neler oluyor? Şimdi ben Watchmen'in şeyini okumuştum. Çizgi romanını okumuştum. Harika. Kahvenin için. Evet. Mükemmel. Alan Moore zaten yazdı mı yazıyor. Çok güzeldi. Daha sonra filmini izledim. Ben filmini harika bulmayan kesimdenim. Çünkü değişiklikler var bayağı çizgi romana oranla. Ama başarılı bir yapımdı. Tabii 3,5 saat galiba. Biraz da şey olman gerekiyor. Sabırlı olman gerekiyor. Şimdi de televizyon dizisi var. Televizyon dizisini henüz izlemedim. Ama bu cumartesi sabahı cumartesi sabahı bizi izleyen herkese sormak isterim. Watchmen seviyor musunuz? Çizgi romanını okudunuz mu? Filmini izlediniz mi? Dizisini izliyor musunuz? Ben izleyeyim mi? Değer mi? Böyle bir muhabbet edelim yani. Ben de bilmiyorum. Ben de merak ediyorum şimdi. Ben çizgi romanı da okumadığım için henüz tabii evet hemen yargılanacağımı biliyordum. Ama evet ben de şimdi merak ettim bakalım dizisi güzel. Dizisi hangi şeyde kanal? Ben bilmem öyle şeyleri. O genelde çünkü şey Netflix'e değil onu biliyorum. Kalite göstergesi olabilir evet. Bazen de. Ama ben insanların zaman görüşlerini duymak istiyorum. Öyle şirket mirket istemem. Güzel. Kamyoncu gibi de oturdum. Güzel oldu. İyi dedin onu. Hoşuma gitti. Evet. Bununla başlamak isterim. Sen neyle başlamak istersin? Ben bu ay neler oynadım bir onunla başlayayım derim. Tamam. Bir tanesiyle. Mestan'la oynadım çok. Gördüm bunu. Mestan'la çok oynadım. Bir numaralı oyunum Mestan. Biliyorsunuz. Şu an kendisi sadece şöyle yaparsam belki şöyle görebilirsiniz belki biraz. Kendisini camdan dışarı bakmaktan hoşlanan bir kedi. Her kedi gibi. Ben arkadaşlar Switch'te bana bu West of Loathing bana bir arkadaşım hediye etmişti PC'de ama ben PC'de çok fazla oyun oynamadığım için hiç başlayamadım. Mecbur kalmadıkça PC'de oynamıyorum ben. O şeyden değil yani PC'yi beğenmemekten değil de benim sistemim daha o kadar şey değil. PC'de oturup oynamak benim için çok rahat değil. İşte kontrolör bağla falan neyse ben çok sevmiyorum uğraşmayı mecbur kalmadıkça. Ama sonra Switch'e geldiğini fark ettim ben bu oyunun. Sonra indirime girince alayım dedim. 2 euroya mı aldın bunu? Kaça aldın? Yok bunu 5 euro falan öyle bir şeydi. Bir oyun vardı. Bir oyun vardı. Geçen aydı. O geçen aydı. Lütfen geçen aydı videomuzu izle Zeynep. O Hard West ya. O da çok güzel oyun. Neyse. Bahsettik onunla. West'ler karıştı senin. Ya benim için West'lerin hepsi aynı. West işte of yani. Loathing olunca. Arkadaşlar biliyorsunuzdur. Bilenleriniz vardır. West of Loathing bir rol yapma oyunu. Ama
şey sıra tabanlı bir rol yapma oyunu. Yani sıra tabanlı combat'e olan bir rol yapma oyunu. Ama combat'a kadar tam tebrik edecektim şu an. Bu terimleri ne güzel Türkçe'ye çevirip böyle söylüyorsun diye. Onu şey onu kafamda şey yapmamıştım. Pratik yapmıştım. Gittin. Dövüş sistemi sıra tabanlı olan bir rol yapma oyunu. Sıra tabanlı dövüş sistemli rol yapma oyunu. Ondan sonra sarhoş değil bir kere daha söylüyorum. Cumartesi sabahı. Normal hali böyle Zeynep'in. Ondan sonra Zeynep'ciğim şu kablolarla çok oynamazsan çocuk gibi. İşte ne yapacağız idare ediyoruz arkadaşlar. Şöyle evet oyuna döneyim. Oyun mizah anlayışı süper güzel bir oyun. Yani sanırım oynadığım en komik oyunlardan bir tanesi diyebilirim. Böyle bir de şey değil hani zaten sıra tabanlı olduğu için ve rol yapma oyunu olduğu için bir yarım saat elime alıp böyle 3-5 kahkaha atıp geri koyabiliyorum. Çok kahkaha demesene zor tutuyor. Çok güzel ama yani. Ya Portal'dan da mı güzel şeyi? Şimdi bak yani o kara mizah farklı biraz. Bu daha oyuncu bir mizah. Yine kara mizah var içinde ama çok komik. Daha modern, daha şey. Yani nasıl anlatması? Şimdi düşünüyorum nasıl? Kara olmayan mizah var mı günümüzde? Hep bir iğneleme, var, bir ironi. Var. Evet evet tabii. Hmm. Bu da genel olarak onlara dayanıyor ama daha absürt şeyler de var. Yani absürditeye de dayanıyor bayağı. Ve yani oyundaki objelerle etkileşim de böyle, anlatım da öyle. Ondan sonra görevler de öyle. Spoiler vermeyeyim ama gerçekten düşmanlar da öyle. Her şey çok eğlenceli yani. Oyun baştan sona eğlenceli. Hatta şeyi de çıkmış. DLC'si de çıkmış ve Switch'e de gelmiş. Onu da oynamayı düşünüyorum. Yani hem çok bütçe dostu bir oyun. Hem sonuçta bir indie yapım. Zaten dikkat edersen indie yapımlar tabii bir AAA oyunun sunduğu grafikleri işte mesela bu mesela çöp insanlar var bunda yani siyah beyaz çöp insanlar aşırı güzel ama yani hiç oynarken of falan olmuyorsun ne oynuyorum ben falan flash oyunum bu gibi de değil yani güzel yapmışlar. Bu indie oyunların zaten avantajı yazma kısmında oluyor benim anladığım kadarıyla ve çok iyi bir oynanış tutturabilirlerse yeni bir şey tutturabilirlerse bu ikisinin toplamı var. Mesela Thomas Fazalon oyununu hatırlarsak değil mi? Mark Whittle, yanlış söylemiyorsam, Mark Whittle bununla şey bayağı satış yaptı, ünlü oldu, Vita'ya geldi oyun, bayağı bir portlandı vesaire. Ve adam bir hafta sonunda kız arkadaşı evde yokken bir oyun yapıyor ve oyun tamamen anlatımdan ibaret çünkü zaten birkaç geometrik şekli küçük platforming puzzle'larını çözerek belirli bir yerlere ulaştırıyorsunuz. Yani oyunun işte öyle almış almış bir şey yok. Ama bu şekillerin her birine bir karakter yazarak ve çok güzel bir seslendirme sanatçısıyla çalışarak, çok iyi bir seslendirme sanatçısıyla çalışarak gerçekten sizi ekrana bağlayan birkaç saat bir oyun yaptı. Yani durum böyle olunca mesela ben Mike Whittle'ın sonraki oyunlarını da takip ediyorum ve oynadım. Yani o şey de geliyor ki o kadar beğenmesem de yani Subsurface serisini bayağı oynadım. Neyse çok dağılmayayım ama böyle avantajları var yani indilerin ellerinde ve kullanmaları beni çok mesut ediyor efendim. Çok da başarılı olmalarına da seviniyorum. Çok meditatif bir etki yarattı bu monolog bende. Gördüğünüz üzere. Gittin sen. Yo, o hikayeyi ben dinlemiştim daha önce. Evet. Thomas Fazalon hikayesini. Çok güzel bir hikaye sağlamış. Oynamış mıydın sen onu? Biraz oynadım. Oynadın değil mi? Çok başarılı bence. Zaten öyle yani. Yani hani biraz oynadıysan oyunu gördün çoğunluğun demek ki. Ben daha çok hikayesi daha yoğun oyunlara yöneldiğim için yarım kalmıştır. Yoksa beğenmedim diye değil. Evet. Oyun bitirmeyi severim biliyorsun. Ya ben de platformu sevmememe rağmen yani beni streslendiren sevmediğim bir tür çok ama severek oynadığım iki platforming oyunundan biridir yani. O oyun güzel kullanmış. Ya bazı platforming oyunlar var düşüyorsun bayağı bir şey yapmam gerekiyor. Yine o atladığın noktaya gelebilmek tabii için ya, falan. Tabii ya öyle hardcore platforming oyunlar değil bunlar zaten. Olayı zaten hani küçük olduğu için, oyun küçük olduğu için ona sığdırmaya çalışmışlar sığdırabildiklerini vesaire efendim. Siz ne oynadınız? Ben ne oynadım? Azar azar bir şeyler oynadım. Borderlands 3 oynadım biraz. Biraz, çok az. İkinci boss'a kadar oynadım daha sadece. İkinci boss... İkinci bölüm sonu canavarı pardon. Kim ikinci boss? Söyle kim? Hatırlamıyorum. Nasıl biriydi? Bir şöyle... Yani bölüm sonu canavarı çarpışması olduğunu hatırlıyorum.
Ama yani ona ne olduğunu kim olduğunu Dur tamam sen devam et ben hatırlayacağım onu. Zaten zaman alıyor benim bunları Türkçe çevirerek konuşmam şimdi. Borderlands 3'te ben değişik bir şey fark etmedim. Şey mi? Gigamind. Gigamind mi? Böyle beyin, beyincik. Hatırlamıyorum. Yok, değil. Hatırlardın, onu hatırlardın. O değil o zaman, tamam. Dur. Şey mi? Böyle kocaman bir arenada ortada dev bir adam, Taunt. Belki. Taunt, sen iki merdivenli tarafları var arenanın. Ben oralara saklanarak. Belki. Böyle kocaman roket atarlı şeyler atıyor sana. Emin değilim. Tamam, sen devam et. Ben bölmeyeceğim söz. Yok, bölebilirsin, sorun değil de hatırlayacağım sanmıyorum. Çünkü çok çok geç bir saatte oynadım ve uyudum üstüne hemen. Böyle basa öldürüp diye. Şimdi şey güzel. Mesela Borderlands 4 de yapsalar, 5 de yapsalar aynı olacakmış gibi geliyor. Yani beğendiğimiz çizim, beğendiğimiz mizah anlayışı ve beğendiğimiz güzel oynanışla yine aynı bir oyun, aynı. Evet. Hiç yani değişiklik gör, yani minik değişiklikler var. Evet. Bence yani aynı keyifli. Değil mi? Ya, çok aynı keyifli ama yeni bir şey değil yani. Çok... Seneye de yapsınlar yeni içerik. Dizi gibi yani. Evet, çok korktuk. Yani çok korkuttular da bizi böyle işte o oradan bir şey söylenti çıkıyor. Yok işte MOBA yapacaklarmış, yok bilmem ne yapacaklarmış falan, işte Battle Royale yapacaklarmış falan diye. Ben hiç MOBA duymadım bunları. Korkmadım da, duymadım da. Ben sen biliyorsun takip sosyal şeyleri misin? Takip etmiyorum. Güzel ama oyun yani. Oyun ve ben, misin? Benim hayatım. Çok korktuk yani ben Battle Royale tarzı. Mesela sen mi korktunuz, hala korktuk diyorsun? Ben ve internet çok korktuk. Battle Royale tarzı bir şey yapacaklar diye. Ama... Hem ana formülden çok taşmadan, hem aynı bence Borderlands 2'den daha iyi bir mizah sunarak, ki ben Anthony Burch'un yazımını beğeniyordum. Ama açıkçası ben 3'ün mizahını daha komik buldum. Daha çok eğleniyorum şu an oynarken yani. Tabii DLC'lere falan daha gelmedim. Bir tane DLC çıktı şu an zaten. Ve hani şey, Borderlands 2'nin de asıl mizahı DLC'lerde biraz daha şey işte Tinyasinas, Dragonkeep falan filan biraz daha öne çıktığı için çok da karşılaştırmak doğru olmuyor böyle ama evet. Evet. Sen ne düşünüyorsun Borderlands 3'ten? Ben de Borderlands 3'ten bahsedecektim aslında. Çünkü Vessel Loading dışında bu ay oynadığım oyun Borderlands 3 benim de. Kabloya dikkat efendim. Şey yaptım ben. Ya ne olacak ayağımı sallasam kablo ya, kaçacak. Şuradan USB'den oynayabilir ve evet, sesimiz kaydolmayabilir. Kaydoluyor mu şu an? Bayağı bir şey mahvetmedim değil mi şu an? Ya şu an kaydoluyor, görüyoruz okay, orada. Tamam. Küçük, onlar oynuyor, yeter. Kaydoluyor. Evet. Neyse, ne diyorduk? Borderlands 3. Ben evet, bu ay oynadığım diğer oyun, ben tek başıma oynamaya başladım. Ve Amara'yla oynuyorum. Sen Flak mı? Ha. Beastmaster değil mi? Şeyli köpeği olan. Ha, Flak. Flak diye mi okunuyor artık bilmiyorum ama Flak olması lazım. O çok iyi karakter, çok ilginç bir karakter. Ama benim köpeğim ya, kocaman oluyor, canavar oluyor, saldırıyor falan. Çok onu hoşuma gitti. Kimin seslendirdiğini sana göstersem hayatta inanmazsın biliyor musun? Aa, kim? Bir çocuk var, ben adını bilmiyorum, ben böyle şeyleri çok bilmem de internette hani Asyalı bir çocuk var, böyle komedi şeyleri yapan, küçük küçük komedi videoları yapan YouTube'da. Bir YouTuber. Böyle genç bir çocuk yani. Hiç beklemezsin o şeyin, karakterin. Onun nasıl bu kadar kalın ses çıkarmış? Onu şey yapmışlar herhalde, biraz oynamışlar ama çocuk zaten bayağı seslendirme de yapıyor kendisi kendi kanalında. Güzel. Şey, taklit falan. YouTube'culuk işe yarıyor yani. Bazıları benim yarıyor. De sesim çok güzeldir Borderlands 4 için. Yalnız ciddi söylüyorum, ben senin seslendirme sanatçısı olman gerektiğini çok söyledim sana. Sigarayı da bıraktım artık, olabilirim ben. Sesin güzel, diksiyonun düzgün. Mesela benim hiçbiri harika ya. Diskiyon yani bende. Diskiyon değil mi? Neyse efendim, çok dağılmadan devam ediyorum. Borderlands 3 ben şimdi single player oynayınca tabii Amara bir de melee odaklı bir karakter, yakın dövüş odaklı bir karakter. Gözlerimde aslında gördün değil mi Türkçe'ye çevirir şeyini? Yani bunu da benden başka çeviren olmuyordur herhalde. Hayır yani ben takdir ediyorum. Baskı o yüzden. Altındayım. Takdir ettiğim için öyle bakıyorum. Böyle bir karakter olduğu için yani sonuç olarak bazı skill'lerini kullanmak daha zor oluyor. Bosslarda biraz zorlanabiliyorum ama oyun neyse ki bazı bosslarda yanıma bir NPC veriyor. O da işte onlar oyalarken ben oradan buradan kabloyu oynatıyor. Şey yapıyorum. Çok pardon.
Payback. Efendim. Geri ödeme. Ama ilerliyorum. Yani çok da sorun olmuyor. Hiçbir boss'ta ölmedim henüz. Yani Fight for Your Life bile olmadı. Ama tabii ileride ne olur ne olmaz. NPC yardım bayağı iyiymiş. Ya NPC yardımı yolundan dizlenip yani hakkımda orada burada gizlene gizlene snipe ede ede. Ama sen çok dikkatli oynuyorsun. Evet, ben aşırı dikkatli oynuyorum. Elimde assault rifle'la milletin ortasına atlıyorum. Ya ben boss'un önüne çıkmıyorum, çıkmam gerekmedikçe. Oo, ben bu boss'a yumruk atıyorum. Evet, Zeynep sniper karakter bile olsa hemen önden böyle koşarak. Ya belki tankım ben. Burnuna yumruğu indiriyor. Belki tank, ruhum tank. Ruhum karakterim tanksa, büyücü bile olsa ruhum tank. Karakterini de tank yaparsa. Flak tank ama. Evet, flak. Evet. Çünkü hayvanım benim, ya en azından ya. Hayvanım taunt ediyor. Hayvanım herkesi üzerine çekiyor. Komandoya benziyor sanki. Şeye, Axton'a benzettim ben onu biraz ama bilmiyorum da. Çünkü hayvanını gönderiyorsun, o tank olarak görev görüyor. Önce ben de hayvanımı kıskanıp, ben de yok. Sen uzaktan vuruyorsun. Sen öyle karar verdin. Evet. Tamam. Bir de yani cüsse de büyük. Ben tamam. Öyle düşündüm yani tank böyle. Tamam, sen öyle karar verdiysen sonra yok. Tamam. Sağ ol. Saygı için. Ama single player bir daha başlayacak olsam sanıyorum Flak veya Zane denerdim diye düşünüyorum. Ama ne de olsa Borderlands tekrar tekrar oynanabilen ve oynanması çok keyifli olan bir oyun ve her karakterle yeniden hayat bulan bir oyun. Var mı başka görüşün bu konuda? Borderlands konusunda çok çok görüşüm var Borderlands konusunda. Tamam, yeter. Yeter yani, bu kısa video. Kısa video değil, bir saatlik saat videolarımız. Değil. Bir saat mi? Evet. Öyle karar verdim ben. Ay tamam, en son konuştuğumuzda 10 dakika mı ne diyordun? Hayır, onu sen dedin. İptal ettik. Arkadaşlar da hatta yorumlarda dedik istediğiniz kadar yapın. Bir saat yapın da. Ya bana göre hava hoş. Ben bir saat Mesla'nın konuşurum. Mesla'nın suratını görelim dediler. Bir saat yapın da 5 dakikasında Mesla'nı izleyelim dediler. Bakın şu tatlılığa. Ultra. Ultra tatlılık. Diyor ki kamerayı özlemiştim. İyi oldu. O yüzden çok az daha Borderlands'dan bahsedeyim. Tabii. Ben bence. Hikaye ve karakterler konusunda benim şöyle bir endişem vardı. Zeynep'ciğim lütfen kediyi sevme, benimle ilgilen. Okay. Burada sohbet ediyoruz yani. Ayıptır. şöyle şimdi hikaye ve karakter, şimdi sonuçta 7 yılda çıktı bu oyun. Hadi bir 5-6 yılı geliştirmeyle geçmiş olsa Borderlands 2 7 yıl önce çıkmıştı. Gerçekten mi? Evet. Evet. Hatta oo. Borderlands TPS'in içinde 7 yıl. Gerçekten 7 yıldan da fazla 7 ya. 7 yıldır oynuyor muyuz bu aynı oyunu ya? 7 yıldan da fazla. Dur ben. Aa, bir dakika. Sonra prequel çıktı ama. TPS çıktı ama tabii TPS çıktı. Bir dakika. Ya sen de yanlış bilgi ver sonra Google. Hayır yanlış bilgi değil. Yani 7 en az 7. En az 7. Evet, 7 yılmış. 7 yıl. Nasıl ya? TPS'in içinde bununla ilgili espri var hatta ya. Karakterlerden biri diyor ki sanal dünyada artık insanlar böyle yeni dünyalar yaratıp içinde yaşayabiliyor. Hatta bazı insanlar 7 yıl önce yaratılmış dünyaları tekrar tekrar ziyaret ediyor nedense falan diyor yani. Bir şey diyeceğim. Pre-sequel. Değil mi? Evet. Pre-sequel 2'den sonra çıkmadı mı? 2'den sonra çıktı. Niye 2'ye gönderme yapıyorsun? Ama pre-sequel şöyle. Son oyun o değil mi o zaman? Pre-sequel ana oyun sayılmıyor seride olmadığı için. Yani sayılıyor ama bir çok iyi karşılanmadığı için. 2 biraz daha farklı olduğu için çok saymıyorlar. Ben mesela pre-sequel'u bitirmedim ama oynadığım kadarıyla bence bayağı eğlenceli bir oyun. Yani şey gibi 7 yıldır bir şey çıkarmadılar gibi değil yani. Yok değil. O zaten o arada işte Battleborn'u yaptılar. O bir Foss çıktı, çok kötü patladı. Ona bayağı kaynak ayırdılar. Sonra işte o iyice patlayınca herhalde direkt tekrar Borderlands'a sarıldılar iyice. Ki zaten Borderlands'ın geliştirilmesi devam ediyordu o sırada. Neyse evet. Yani ben şey olur diye düşünmüştüm. Bu 7 yıllık süreçte şimdi mesela Borderlands 2 çok mime vesaire, mim mizahına dayalı bir oyundu. Ve insanlar o zaman bile biraz sıkılmıştı bundan. Daha böyle cringe olur diye düşünüyordum. Ama mesela Borderlands 3'ün işte şey tanıtım müziklerinde ne bileyim daha artık modası geçmiş drum and bass türleri vesaire müzikler de var. Yani böyle daha eski işte daha 2000'lerin başı saç modelleri vesaire bu ikizler mesela, kötü karakter olan ikizler vesaire. Ama yine de çok şey durmuyor yani. Hani çok cringe olacak seviyede eski değil yani, ya da o kadar uç değil.
Bir karakter var, kimse sevmiyor. Yani çocuk karakter, ne bekliyorlar bilmiyorum. Tiny Tina'yı niye sevdiler onu da bilmiyorum. O kadar benim gözüme batmadı henüz ama yani gıcık, ama hani böyle ben Claptrap'i de seven bir insanım yani gerçi. Böyle. Yani genel olarak ben zamanla uygun buldum oyunu. Ve özellikle de şu yeni manevra hareketleriyle oynanışta bayağı keyifli olmuş yani. Oynamadıysanız arkadaşlar, Borderlands 3 özellikle yeni DLC'yi de çok beğenildi. Ben daha oynamadım. Onu da söylemek isterim. Ben Couch Co-op'tan memnun değilim. Aa. Değilim, çok kötü. Geçen oyuna oranla. Çünkü geçen oyunda Couch Co-op yaptığımızda ekranda yazanları okuyabiliyorduk. Font daha yani yazı boyutu en azından daha bir otomatik olarak ayarlıydı gibime geliyor. Bu sefer göremiyorum. Ama şimdi Gözümüz ağrıyor. ekran da daha küçük, o da var yani. Eski ekrana Ekran da oranla. daha küçük ama yine büyük bir ekran, yani oynanabiliyor olması gerek. Ben şu an Evet. tercih Daha yakın etmiyorum. duruyorsun ekrana. O da var yani. Evet. Yani çözünürlük otomatik olarak ayarlanmıyor gibi bir Benim hissim var. performansla ilgili bir sıkıntım var. O da menüleri hala düzeltmediler konsolda. Bilmiyorum PC'de nasıl. Ya yani o menü olmamalı böyle bir şey artık Bir dakika, yani. tek Böyle bir başına oyunda. oynarken de mi menü sorunlu? Menü sorunlu. Menü yavaş. O iki kişi oynuyoruz diye Yavaş ve yavaş sanmıştım buggy ben. yani menü. Yanlış Ben item'i hiç tek başıma gösteriyor oynamadım daha. vesaire. Hiç keyifli değil. Ama silahlar çok güzel yeni oyunda. Ben keyif alıyorum bayağı. Ve farklarını da daha net hissedebiliyorum yani yeni oyunda. O hoşuma gitti. Mesela bilmiyorum, bayağı bir şey hoşuma gitti benim silahlarla alakalı olarak. Neyse, bu kadar Borderlands 3 yeter arkadaşlar. Ben bile dedim ya, yeter. Yeter. Efendim başka? Ben en çok Don't Starve Together oynadım. Şimdi Don't Starve Together oynamak sosyal bir deney aynı zamanda. Ben tek başıma oynarken bu oyunu çok seviyorum. Ani şeyler dışında ya da birisi birden odama girip bir şey konuşuyorsa ya da birisi birden telefonla arıyorsa. Yani biri beni rahatsız ediyorsa oyun bitiyor. Ama biri beni rahatsız etmiyorsa, kafama bir şey takılmadıysa ve yorgun değilsem bayağı gidebiliyorum. Yani şöyle, dünyayla bağlantını kesip oynaman gerekiyor bu oyunu. Ama iki kişi oynandığı zaman, o zaman işte sosyal deney başlıyor. Şimdi ben yanımda diyelim bu oyunu daha önce hiç oynamamış olan bir insan var. Bir arkadaşım öyleydi. Ben şimdi istiyorum ki bütün bilgimi dökeyim. Benim dediğimi yapsın. Robot gibi dediğim her şeyi yapsın. Böylelikle yani en maksimum hayatta kalışı elde ederek başlayalım. Ama onun için de keyif bitti yani. Şimdi bunu yapmak istemiyorum. O zaman bildiğim hiçbir şey söylemiyorum. Onu izliyorum falan. Böyle bir günde ölüyoruz. İzliyorum, 3 günde ölüyoruz. Bunun daha mantıklı bir yöntem olduğunu fark ettim. Çünkü böyle karşındaki insan ne kadar da patronluk taslıyor bana bu çocuk demeden oyunu sevmeyi öğreniyor. Evet. Bir de o oyun yani öğrenme eğrisi olan bir oyun. Evet, çok. Ben de patron olmayı seviyorum. Patronluk taslamayı seviyorum. Özellikle Evet. biliyorsam. Ben de çok severim biliyorsun ama yapmamak Ne gerekiyor kadar aslında. kavga ederdik oyun oynarken Tabii eskiden. tabii ben Zeynep'e yani çok şey yapardım. Öyle yapılmaz, Ne yaptın böyle yapılmaz. falan diye. Sonra bıraktım ama sonra bayağı rahat oynadık yani. Evet. Ama şöyle bir şey de var. Şimdi bir 5-6 kere öldükten sonra artık benim liderliğimi takip etmeyi kabul etti. Ve ben hemen benim olayım hemen bir baz kurmak. Baz, base olmadı. Üst. Üs de çok ciddi yani, sanki askeri üs gibi. Ev Neyse, falan. ev yapmak benim ilk isteğim. Ev yapmak, bir ateşimi koyayım, şeyler koyayım, bir Ocağa bir yemeğimi koyayım. ocak, Yemeğim sonra drying fokurdasın. rack, şeyleri, etleri kurutmak için. Ondan sonra buzdolabı. Tavşan yakala. Ondan sonra Pişir. tavşan şeyleri, tuzakları, tarla yapayım. Ondan sonra ben bunları yaparken de arkadaşım odun, çalı çırpı, flint falan topladı bütün dünyadan. İşte ben bunu yaparken o da Ayak işi. Ama ayak bak, o işi değil, sadece şeyde güzel bir öğrenme örümcek yöntemi. öldürdü Evet. bayağı. Çünkü Don't Starve Together oynadığında öldüğünde diğer kişi hayalet oluyor. Bu şey gibi, çıraklık gibi ya gerçek hayatta. Hani sen böyle asıl ustalığı yapıyorsun. O gidiyor, onu bunu topluyor, öğreniyor. Hayatı öğreniyor işte, işi öğreniyor falan filan. Evet, şeyi görünce, örneğin kutuyu görünce, sandığı görünce o kadar sevindi ki. Aa, bir şeyleri koyabiliyoruz bunun içine falan. Kaybolmuyor üzerimdekiler ya da Çok sırt çantasını öğrenince. çok güzel oyun Evet, gerçekten. Ama ama çok zor şimdi oyun yani. iki kişi oynadığında, yani Together'da oynadığında
Biri ölünce diğeri hayalet oluyor. Ve komik bir şey var. Şey yapabiliyorsun. Nesneleri, yaratıkları haunt edebiliyorsun. Yani Evet. falan yapıyor arkasında. Sonra şey, Ne oluyor? domuz var örneğin, pardon. Domuz var. Domuz saldırgan domuz oluyor. Böyle werewolf, werepig oluyor. Adını tam hatırlamıyorum da, Ha, böyle sen kurt öyle dedin. adamlaşıyor. Ama domuz versiyonu. Bu kadar ama Kurt etkin değil domuz. mi dünyaya? Saldırıyor sana ondan sonra falan. Yani açıklamalarda şey diyor. Mezar taşına bu işlemi yaparsan canlanabilirsin diyor, ama biz başaramadık bunu. Pardon, onun Çiçeğe yöntesi falan. yapıyorsun, işte çiçek bir garip oluyor falan, böyle bazen her şey her zaman olmuyor ama bazı şeyler oluyor. Ondan sonra ama bu hayaleti canlandırabilmek için bir tane Telltale Heart adlı bir item yapman gerekiyor. Bu Telltale Heart senin canının kırkını götürüyor. Bayağı kallavi olabiliyor bu. Ve şey gerekiyor. Spider Gland. O nedenle arkadaşım bayağı bir örümcek öldürüyordu bize daha sonra şey olabilmesi için. Yani bu Telltale Heart'lar, yani şey gibi, canlandırma iksiri gibi. Bunlardan yapıp Bir Phoenix daha mı ya? kenara koyman gerekiyor bol bol. İki kişi oynuyorsan. Yani bir de Zor oyun Don't ya. Starve Together oynadığında güzel bir yanı, tüm karakterler açık en baştan. Ha, o güzelmiş Evet. Tüm evet. karakterler açık olduğu için değişik karakterler deneyebiliyorsun. Bir de benim Clay'in en sevdiğim yanlarından bir tanesi. Neredeyse bütün oyunları böyle istediğin ayarı yapabiliyorsun oyuna. Evet. Don't Starve Together'da da kendisinde, normalinde de olan şey, yani ne kadar yağmur yağacağından, ne kadar Evet. ot Mesela kış olacağına kadar, olmasın, full hiç yaz kış olsun. olmasın. Yaz bayağı zor bu arada. Bayağı sıcak. İlkbahar. Spring, Evet, ilkbahar ilkbahar. olsun. Yapabiliyorsun. Sonbahar da tatlı ama yaz, of, pişiyor. Neyse. Tamam, bilmiyorum. Tamam mı? Ayarlamalar çok güzel. Tüm karakterler açık olunca biz şey karakterini denedik. Viking savaşçı kadın karakterini denedik. Onu hiç bilmiyordum. Şimdi bu karakter sadece et yiyebiliyor. Ama o kadar güçlü ki. Yani ne bileyim, 5 örümcek aynı anda saldırıyor, canı gitmiyor falan yani. Bayağı şey. Çok güçlü karakter ama hep et yemesi gerekiyor. Mesela birini öldüren Monster Meat değil yani, direkt meat. Beri falan No, olmuyor Barry yani. yiyemiyor zaten, teknik olarak yiyemiyor. Yani bir yandan da güzel. Orada burada topladığı ve et olmayan yiyecekler benim oluyor. Ama çok güçlü bir karakter. O karakter için baştan tavşan bol olan bir yere gidip her tarafı tuzak doldurup, Evet. yani şeyleri, Başta zor olur 3 herhalde. 3 Beefalo'yu ölmeden öldürdüğünü gördüm. 3 Beefalo'yu aynı anda. Fazla derine girdiğimizi O düşünüyorum Borderlands'e derine gir. O kendi oynamadığın oyunda derinde. şimdi Borderlands Bu bir var. komplo. Bu bir komplo. Tamam. Ben Clay oyunlarını seviyorum. Ya Clay'in bir oyunu var. Invisible Ink diye. Ne zamandır Switch'e gelsin diye bekliyorum. Çok güzel bir oyun. Oynamadıysanız da mutlaka öneririm arkadaşlar. Zaten bir playthrough'su birkaç saat sürüyor diye hatırlıyorum yani. Ama tekrar tekrar oynayabiliyorsunuz. Bu oyunu yılda bir kere öneriyorsun en az. Öneriyorum. Kendime de öneriyorum ama oynamıyorum sonra. Çünkü hala Switch'e gelmesini bekliyorum. Çünkü Clay oyunları gelmeye başladı ama gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor maalesef. Evet, bunun dışında ben oyun olarak ne yapıyorum? Sen söyle bir oyun. Şimdi sıra Ya sende. ben bu kadar oynadım ama o arada Abzu indirime girdi. O da işte Journey'in suyun altında geçen versiyonu falan gibi bir şeyi var. Hoşmuş. Yani daha sakin, dinlendirici, güzel sanat tasarımı, güzel etkileyici bir oyun olarak geçiyor. Ve yine müziğini Journey'in soundtrack'ini yapan Austin Wintory yaptı. Yani bir deneyim oyunu. Evet, bir deneyim oyunu diyebiliriz. Onu oynayacak şöyle bulutlu, karanlık, soğuk bir hafta sonu günü boş elde edebilirsem onu oynamayı planlıyorum bu Bu ay. ülkede çok. O yüzden Evet, de. ama boş kısmı bana bakıyor. Bir de Disco Elysium diye bir rol yapma oyunu var yeni. PC'de kendisi şu an. Çok açık dünya ve çok 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 beğenildi. Çok iyi yorumlar duydum hakkında. Çok merak ediyorum. Daha ne kadar çok diyebilirim bilmiyorum ama çok yani. Ben adını anlamaya çalışıyorum. Disco? Elysium. Disco Elysium. Okay. Konsola da gelecek bu arada. PlayStation'a geleceğini biliyorum. Switch'e gelecek mi bilmiyorum. Ama konsola gelişini mi beklesem, PC'de oturup oynasam mı? Bunları düşünüyorum. Çok yani çok. Bizim eve geleceği Çok. kesin. Hangi konsola gelirse gelsin. Evet. Yani böyle arkadaşlar çok gerçekten çok beğenildi yani abartmıyorum. Bazı yayınların yılın oyunu seçtiği bir oyun falan yani. Ve açık dünya sistemini çok
farklı buldu insanlar, yaratıcı buldu. Onu da merakla bekliyorum. Hı hı. Merakla. Bayağı yalnız kitap okuma simülatörü olarak birinin şey yaptığını gördüm, tanımladığını gördüm. Çok fazla metin var oyunda. Tamam. Tamam. Sana göre aslında. Yani, her zaman değil. Şimdi bu aralar çok çalışıp üstüne doktora çalıştığım için okumalı oyunlar. Yani Baldur's Gate'e ayırıyorum şu an bütün şeyimi, enerjimi okumalı oyunlar konusunda. Efendim, oyunlar bende bu kadar Zeynep. Valla işte benim Dungeons and Dragons var. Hı-hı. Yeni grubum var. Hı-hı. 1 Mart'ta başlayacak. Hı-hı. Ne kadar zor bir şeymiş 5 insanı aynı günde müsait yakalamak. Evet. Ya bu oyunların en iyisi şöyle aynı caddede, aynı mahallede falansan herhalde yani. Çocukken oluyor zaten. Umarım ama devam edecek. Bu yüzden online oynuyor insanlar galiba. Belki online'a geçersiniz birkaç kere buluştuktan sonra. Belki, belki. Bakalım. Başka var mı söylemek istediğin şeyler? Oyunlar da bu kadar arkadaşlar benim söyleyeceğim. Ama dizilerden biraz bahsetmek isteyebilirim. Edeyim mi? Edeyim. Öncelikle bu ay ben çok fazla bir şey izleyemedim ama dizi izledim genel olarak. Bir Coco'yu izledim, Pixar filmi. Bir arkadaşım önermişti. Bir müzikle alakalı o da. O tarafı ilgimi çekti. Güzel mi? Güzel ama çok almışam bulmadım. Daha iyi olabilirdi diye düşündüm ama izletiyor kendini ve hani işitsel olarak, görsel olarak keyifli yine. Şirin diye mi izliyoruz bu Pixar filmlerini? Bana arkadaşım çok önerdi. En sevdiğim İçerik Pixar animasyon filmi dedi. Çünkü bazı insanlar çocukluklarını hatırlattığı açıkçası için, mutlu ettiği için falan seviyor. Bazıları yani, içeriği... Bilmiyorum. Çok fazla müzik seven bir arkadaşım değil. Onu biliyorum sadece ama önerdi ve müzikle ilgili olduğunu görünce izlemek istedim. Zaten ne izlesem diye bakınıyordum. Çünkü ben o çocuksu mutluluk, şirinlik için Ghibli'den başka hiçbir şey yok, bulamıyorum yok, yani. Ghibli'yle falan yarışacak bir film değil zaten. Ama hani kendini izletiyor. İlginç anları vardı. Tüm Pixar filmleri gibi böyle cezbedici bir iki anı var tabii. Onun dışında dizi izledim. Hı hı. Grace and Frankie'nin 6. sezonu ve son sezonu, maalesef son sezonu yayınlandı. Hepsini izledim bitti tabii. Bitti mi? 3 günde falan bitti Zeynep. Bir dakika, nasıl? Ama şey bitti. Sanki bir sezon daha o dördünün çılgınlıklarını izleyecekmişiz gibi bitti. Sen izledin mi 6'yı? Bütün de bölümleri izledim var olan. Bitti. Ama o bitmiş gibi değildi. Çok var şu an. Bitti. Şimdi ben sosyal şeyleri fark etmediğim için hiç bilmiyorum izlediğim dizi bitti mi bitmedi mi? Ne oldu? İptal mi oldu? Geçen gün bir arkadaşım bana çok sevdiğim bir dizinin 2 yeni sezonu olduğunu söyledi. Ben çığlık atacaktım. Şimdi Netflix'te tüm sezonlar var. Aa, ama varmış. Neyse. Yeni son 2 sezon başka bir network'ta yayınlanıyor diye. Ama ben bir sezon dakika, yok bitecek sanıyorum demişlerdi. Aa, çok. Sen devam et. Yani şimdi Netflix 6 sezon alır bir dizinin 7 ve 8. sezonunu niye başka bir network alır? Yani ben nasıl takip hangi edeceğim dizilerimi? Brooklyn Nine-Nine işte, ben böyle duruyorum. Ne zaman gelecek bunun yeni sezonu? 2 yeni sezon ya. Ya aklı olan insan Brooklyn, evet arkadaşlar, yenilenmiş. Ben yeni dediğim yani Eylül'de yenilenmiş. Benim haberim yokmuş. 7 son olacakmış. Çok mutluyum şu an. Gerçekten. Evet, mutluluğu canlı yayında yakaladık. Canlı yayında mutluluk gördünüz. Mutluluk bu. Çünkü Grace and Frankie, döneceğim ona, Brooklyn Nine-Nine'e. Grace and Frankie arkadaşlar benim hayatımda izlediğim, biliyorum bunu arada diyorum ama, en güzel dizilerden bir tanesi. Kesinlikle yani başardığı şeyleri ve daha önce yapılmamış şeyleri geçiyorum. Yan karakterleri. Bir kere ana karakterleri süper zaten. Yan karakterleri, ondan sonra işlediği konular, mizah süper. Mesela Barry çok iyi karakter. Ondan sonra Brianna mükemmel karakter. Yani al ana karakter yap bir dizide. Brianna'nın özel hayranları var. Ben bir tanesiyim yani. Anladın mı? O yani... Niye bu kadar yani neyine hayransın? Onunla çıkmak istemezdim yani. Çok şey, çok zor bir insan bence. Hayır ama karakter çok iyi. Onu demek istiyorum. Yani ama hayran olacak bir karakter değil ki. Bayağı bir şey olması. Sarkazmın tedaviye girmesi gereken bir karakter. Ama işte yani izlemesi çok keyifli olacak. Ha, öyle bir hayran. Anlatabiliyor muyum? Yani şey değil mi? Dünyanın en iyi insanı demiyoruz iyi karakter dediğimizde. Yok yani ben çok böyle resim görüyorum. Wife goals falan filan. Yani mesela Gina. Gina'yı niye seviyorsun Brooklyn Nine-Nine'da? Çünkü süper ilginç ve garip bir karakter yani. Aynı mantık. Öyle. Yani ben bilmiyorum. Yan karakterlerini de çok beğeniyorum. Mizahına bayılıyorum bu dizinin. Zaten Lily Tomlin aşmış bir insan. Jane Fonda da öyle. Yani
Ya umarım ben o yaşa geldiğimde onların yarısı kadar falan olabilirim yani. Sağlık açısından mı? Sağlık açısından, hayattan alınan keyif açısından, mizah açısından, ondan sonra başarı açısından. Yani 80 yaşında dizi yapıyorsun ve bu kadar güzel bir dizi yapıyorsun. Daha ne diyeyim ben yani? Ne diyeyim? Zeynep, bana burayı yıktıracaksın şu an. Biliyorsun Grace and Frankie konusunda çok tutkuluyum yani. Evet. Çok mutluyum arkadaşlar. Eğer izlemediyseniz, özellikle komediden hoşlanıyorsanız, Brooklyn Nine-Nine'la beraber tutuyorum ben bu diziyi. Ben tutamam. Ben tutuyorum. Ama yani Grace and Frankie o kadar komik değil bence. Evet, bayağı başarılı bir dizi ama. Evet, o kadar komedi odaklı değil ama neredeyse o kadar komedi odaklı yani. Harika bir cümleydi yani. Yani neredeyse ama daha dramedi tarzında. Daha dramedi belki. Ama drama değil. Yani şey yani daha slice of life gibi. Evet, slice of life gibi. Ben Dracula'yı izlemeye başladım. Dracula. BBC dizisi. Aa, 2020, 3 bölüm. Hmm. Bir bölümünü izledim. Keyifliydi. Çok farklı. Benim gördüğümü bir saniye bakayım. Çok farklı bir yapım. Beklemezdim birden. Şaşırdım. 3 bölüm olduğunu duyunca çok da sevindim. Hemen bitiririm. Önümüzdeki ay daha derin konuşurum bu konuda. Ha evet. Ben bunun şeyini gördüm. Netflix'te var galiba. Evet. Tanıtımını gördüm. Adamın tipini alamadım yani Dracula olarak. Çok oturtamadım şey, yani. Çok American Playboy tipi var adamın. Adam da böyle bakkal çakkal tipi var bence ya. Bildiğin. Evet, çok farklı iki yorum oldu. Yani böyle şey olur ya, böyle şey böyle çok zengin, böyle spor arabasıyla gelecekmiş gibi böyle bir tip var. Böyle bence bakkal Mehmet abi falan bence adam. Yani hiç ben Dracula olarak... Bir de özellikle Castlevania'yı yeni izlemiştim. Castlevania'daki o karizmatik Dracula'nın üzerine böyle adam dönüp güldü falan. Trailer'da ben dedim amca sen sen onun asıl görsen halini gördün mü? Yakışıklı halini gördün sadece? Yani yakışıksız hali gördüm. Normal yakışıksız insan hali. Normal insan, yaşlı insan halini. Yok, normal insan halini. Şu tamam, fotoğrafta. Tamam işte ona yakışıklı diyorum. Ha evet. Bir de normal Dracula hali var yani. Zeynep'in yakışıklı dediği... Yakışıklı bulmuyorum. Bak parmaklarım böyle duruyor. Göstermek isterim yine de. Şöyle yakışıklı. Ya benim tipim bu değil yani. Ben biliyorsun benim beğendiğim tipleri yani. Yakışıklı değil. Ya sus. Mehmet senin abi de yani. Şeyin, Mehmet abi hali. Senin şeyin arka plan kağıdın Picard orada. Picard dünyanın en mükemmel insanı. En yakışıklı insanı senin için. Gerekirse. Anlıyorum. Gerekirse anlıyorum. Zeynep. Eğer... Ya ben daha çok böyle Axl Rose tiplerini seviyorum falan. Evet. Yani. Ama ve, o Martin'lı bakkal şeyleri, amca. Bütün üyeleri falan böyle. Evet. Neyse. Merak içindeyim. Devam edeceğim izlemeye. Güzel mi dizi peki? Adamı çok gerdim ama. Ya ilk bölüm güzel, izletiyor ama tabii ki izlediğim en güzel Dracula şey değil, adaptasyonu değil. Ben 1980 adaptasyonunu seviyorum. O en güzeli bence. Yani her şeyi geçtim. Ya o kadar güzel bir kitap ki, Bram Stoker o kadar güzel yazmış ki. Adaptasyonları kenara koyun. Okumadıysanız kesinlikle okuyun. Okuyabiliyorsanız İngilizce okuyun. Harika yani. Geri kalan her şey. Yani, boş diyorsun. Boş. Gerçekten. O kadar güzel bir kitap ki çok zor adapte etmek bence. Onun dışında bu... Ben öyle kitapların genelde modern adaptasyonunu seviyorum. Yani modern hayata uydurulmuş şekli. Modern adaptasyonu hiç sevmiyorum ben. Bak mesela şey ama düşünürsen Joss Whedon'ın Much Ado Shakespeare adaptasyonu sevmedin mi? Sevmedim. Ben çok sevdim mesela. Yani eski teksti koruyup aynen, hemen hemen aynen. Ama modern hayatta geçiyordu. Ben çok keyif aldım. Çok güzeldi bence. Yani ben çok klasik seviyorum bazı evet, şeyleri. Sen daha klasikçiyim. Katısın o konuda. Beğenmiyorum canım. Eleştirmiyorum. Olsun, evet, var evet. Olsun öyle şeyler tabii yani. O şey değil. Ama yani örneğin şeyleri yani evet çok postmodern filmleri de sevebiliyorum. Mumblecore falan. Ama klasik bir şey biraz daha klasik kalsın gibi bir şeyim var. Ama herkes benim gibi olsa hayat sıkıcı olurdu o yüzden. Yani neyse. Çok korku filmi izliyorum bu aralar. Aa. Sen izlemezsin benim izlediğim şeyleri. Ama şey paranormal değil. Ondan sonra katilli değil tam olarak. Ama seçtiğim korku filmleri nedense en sonunda hep şeye varıyor. Bir kült var. Bir ne o? Bu ara çok moda. Birden açıklayamayacağın şeylerin hepsi hep aslında bu tanrıçaya tapıyorduk evet, biz. Evet. Öldük o yüzden falan filan yani şeklinde. Yani sıkıştın mı kalt koy falan. Ama çok korkunç çünkü, çünkü açıklayamayacağın bir şey. Bir de şey kalt mantığı çok evet, daha korkunç, gerçekten olduğu, korkunç için. Olduğu için.
Onu bayağı sağdılar yani. Evet evet yani öyle şey söyleyeyim. Tarikat deyince aklıma Türkiye'den sevimsiz şeyler geliyor. Ama kalk deyince aklıma Hollywood'dan korkunç ve heyecanlı şeyler geliyor. Yani diller arasındaki fark halbuki, burada böyle bir şey. Halbuki Amerika'da da şey, kalk deyince onlar da hoşlarına tabii gitmiyordur yani. Sen ne izledin başka? Ben başka da bir şey, yani ben işte bir yandan Star Trek izliyorum, bir yandan Unbreakable Kimmy Schmidt'i izlemeye başladım tekrar. Çünkü çok seviyorum. O da benim diğer favori komedilerimden bir tanesi. Eşi benzeri olmayan bence. Onu da izlemeyenlere öneriyorum. Böylece çok da fazla bir şey izlemedim bunların dışında işte. Grace and Frankie izledim. Star Trek'e ben de devam ediyorum ama hala Next Generation'dayım ne yazık ki. Ama 4. sezon bitmek üzere. Hadi bakalım. Kaldı 3 sezon. Ondan sonra yıllardır yapmak istediğim bir şey yapmaya başladım. Tek çok başına pardon yapamayacağım. Çok ya arkadaşım ya. Ya Star Trek demişken Picard başladı da. Ve çok iyi yorumlar aldı. Bunu söylemek istedim sadece. İlk bölümü çok iyi yorumlar aldı. Ben izleyemiyorum henüz çünkü spoiler olacağını Picard düşünüyorum. Picard yaşıyor mu hala? Ya ben insanlarla ilgilenmiyorum diyorum. Ben ve sanat eseri arasına hiçbir şey giremez. Şurada suratıma zoom yap. Aa, umurda değil insanlar. Yani Picard'ın Picard diye, Star Trek Picard diye yeni dizisi var diyorsunuz arkadaşlar. Zeynep bilmiyor. Ben onu şimdi anlatıyorum. Bence 70'lerdeyim daha 80'lerdeyim. Ne 70? Evet. Ya çok iyi yorumlar aldı. Ben çok heyecanlıyım. Hatta bir şey gördüm. Video gönderdi arkadaşım. Whoopi Goldberg'e Picard canlı yayında işte ikinci sezona davet etti. O da kabul etti. Oo. Çok hoşuma gitti. Yani Gaynan'da gelecek. Şimdi ben senin ağzını kapatacağım ki ben konuşabileyim. Bak şimdi yorumlar gelecek kızı konuşturmuyor diye. Biliyorsun. Evet, evet, evet. Ondan sonra bak ama zaten bütün kahkaham gitti. Tüm kahkaham gitti. Hayat enerjim Picard, gitti. Picard hayatta mı falan? Tamam. Buyurun efendim. Yıllardır yapmak istediğim bir şeyi en sonunda benimle yapmak isteyen bir arkadaş bulduktan sonra yapmaya başladığım için çok mutluyum. Planet of the Apes maratonu. Bravo. Evet başladık. Tabii ki beni biliyorsunuz. Kronolojik olarak başlarım. 1968'den başladık. Evet. İlk film çok güzeldi bence. Bayılıyorum. Ben zaten o yani biliyorsunuz insanları sevmiyorum deyip duruyorum ama bir kavram insanlık insan en vahşi hayvan bunları söylüyoruz biliyorsunuz. Annem dediği gibi. Evet annenle en fikir olduğum nokta insan gerçekten ve şimdi o filmde tabii insanla maymun ters dönüyor ve çok ilginç söylemler var ama tabii 5 eski film var. Maymunlar Cehennemi. Çok kötü bir çeviri. Bence. Maymunlar Cenneti. Şimdi şöyle. İnsanlar Cehennemi. Şöyle şimdi. Bir filmin gerçek adı Planet of iken, gezegeni olacakken, Cehennemi diye çevrilmesi tam bir yorumlu çeviri yani. Bu ama çeviri yorumlu olur. Absürt. Bu aşırı. Bir dakika. Şimdi sen gidip çeviri senin yönetmenin, senaristin yapmadığı yorumu sen nasıl koyarsın? Bu nasıl bir şey? Özgüven. Nasıl bir özgüven bu Türk çevirmenlerin? Neyse. Şimdi ben bilim kurguyu, felsefeyi seviyorum. Şimdi günümüzdeki vurdulu kırdılı efektli bilim kurgular benim için sadece eğlence olarak kalıyor. Bir örnek vermek isterdim ama herkesin benden nefret etmesini istemediğim için vermeyeceğim bu örneği. Ondan ben anladım ama örneği. Herkes anladı belki de. Beneath the Planet of the Apes. Yani 70, 71, 72, 73 her sene bir tane yapmışlar. Çok güzel. İzleyenler varsa eski filmleri söylemek isterim ki 4. film Conquest berbat. Resmen onu atlayıp bir sonraki filmin başındaki J.J. Abrams mı yapmış? Niye var? Neyse. Arkadaşlar. J.J. şakasını kaçıramam. Eski 5 filmi izledik. Şimdi sırada Tim Burton filmi var. 2001 yapımı olan. O keyifliydi. Evet. Ondan sonra da 10 sene sonra birkaç film daha var. Yeni filmlerin hiçbirini izlemedim ama yapımcılık olarak çok harika tabii yani. Bu filmlerin şimdi bu filmlerin bütçesine baktık biz. 1-2 milyon, 1-2 milyon falandı galiba. Tim Burton'ın filmi 150 milyon dolar bütçeli birden. Ve en son yani 2011 ve sonraki yıllardaki filmlerin bütçesine bakmadım bile ama bildiğin Hollywood filmi artık onlar. Tabii zaten Mark Wahlberg falan oynuyor. Helena Bonham Carter mı oynuyordu bir de? Sanki öyle bir hayal meyal hatırlıyorum. Ben de onu hatırlıyorum. Yani şeydi 70'lerdeki filmlerde bildiğin böyle şey var maske. Maymun maskesi var. Herkes de aynı maske falan. Ne olacaktı yani? Şeylerden grupların
giysilerinden anlıyorsun işte savaşçılar, bilim insanları vesaire, doktorlar. Giysilerin renginden anlıyorsun. Yeni filmde bayağı iyi şeyler. Maymunlaştırma. Tamam. Ama maymunlaştırma. İzlemedim İyiyim henüz terim. Ama fragmandan anladığım kadarıyla görüntü o kadar maymunlaştırılmış ki ses, insan sesi çıkınca bayağı bir uncanny valley. Bayağı bir cringy bir sesi his de verdi bende. Falan da sevmiş orada. Muzu ver bana falan. Ne kadar stereotip yaptın şu an. Türcülük. Muz benim. Seviyorlar. Muz yiyorlar filmde. Ben ne yapayım? Muz seviyorlar. Türcüyüm tabii ki. İnsan türü ikinci. İnsan bir tür değil ama neyse. Taktı. Yani memnunsun bu maratondan. Çok memnunum. Seni ikna etmeye çalıştım çok ama sen ben maratonları kendim yapmaktan hoşlanıyorum. O nedenle izlerim diye düşünüyorum. Ya bu maraton da yani iki haftada bir film falan yani. Ya işte o yüzden kendim yapmayı tercih ediyorum. İstediğim aa sen kızdan... şey istiyordun yani tüm bir gecede hepsi. Yok bir gecede olmaz. Ya ben ona inanmıyorum yani o hani çok önceden çok izlediğim bir şeyse o bir gece maratonu okey de bir gecede o kadar fikri ve şeyi hazmedebileceğini düşünmüyorum bence. Günde bir tane medya izlersin onu hazmedersin. Kendi zekana göre yani. Zeka... Neyse buna yorum bile yapmayacağım arkadaşlar. Yani o zaman bize müsaade bence yani. Evet ama çenem çok küçük ağrıdı. Bir haber vermek istiyorum. Yani bu haber o kadar şey bir şey değil ama benim için şey bir şey. Yine benim çok sevdiğim bir komedi dizisi. Zeynep de çok seviyor. One Day at a Time. Yeni sezonu Mart'ta geliyor arkadaşlar. Şimdi bu diziyi Netflix'te falan görüp böyle bu ne ya falan deyip izlememiş olabilirsiniz. Böyle bir saçma 80'ler 90'lar komedi, aile komedisi. King of Queens mi? Öyle One bir şey, dizi vardı. Ha. Ona çok o hissi veriyor bende. Aile ilginç. Filmini. King of Queens'i de çok severim. Bu dizi arkadaşlar öyle bir böyle daha çocuklar ailelere yönelik falan gibi duruyor. Ama hiç değil. Gerçekten yine karakterleri çok iyi. Çoğu çok iyi. Ve mizahı aşırı derecede komik bir dizi. Mutlaka bunu da izlemenizi öneriyorum. Daha önce konuştuk mu hatırlamıyorum. Daha önce konuşmadık. Ben buna komedi demezdim yine dramedi derdim. Ama değindiği konular... Çok ağır komedi değindiği, var ama. Çok ağır komedi yani gülmekten... Neyse. Değindiği konular çok önemli. Çok önemli konulara değiniyor. Burada boşanmış ve tek başına çocuk evet. bakan bir kadından söz ediyoruz. Tek başına aile yönetiyor. Sadece çocuk evet. bakmıyor. Çalışıyor ama... aynı zamanda. Çalıştığı yerde de yani şey evet. gibi... çocuklu ve yalnız bir kadının İspanyol Latin bir kadının Kübalı. Amerika'da yani birçok şey var. Karşılaştığı birçok sorun var evet. hayatta ve bunları gösteriyor ve hani kadın güçsüz tabii, değil, ırkçılık, yılıp bırakmıyor. Cinsiyetçilik, yani. Homofobi hepsini ele alıyorlar ama şunu da söylemek isterim yani sırf böyle her şeyde işte şimdi de dersimizi öğrendik falan gibi değil. Yok. Gerçekten çok güzel bir komedi tabanına oturtmuşlar. Yani sırf komedi için bile izlenebilecek bir dizi onu da söylemek istiyorum. Çok güzel konuları kesinlikle ele alıyor ve korkusuzca ele alıyor. Ve bu yüzden de zaten biraz tepki gördüğünü düşünüyorum. Tepki mi görüyor? Ya, yeterince tutulmadı yani. Ya da belki işte aile dizisi sanırım. Bence yeterince komik değil. Bence çok komik. Çünkü bu kadar dertli konuları eğilince saygı duyuyorum. İzliyorum, izleyeceğim de ama gülemiyorum çünkü kafam dertlere gidiyor. Yok, ben hiç öyle hissetmedim açıkçası. Ama çok gerçekçi bir şekilde ele alıyorlar. Yani evet. biri bana bunu dedi, ona yumruk atayım şeklinde değil. Eve geliyor, ailesiyle konuşuyor, ne yapabiliriz hani evet. bir şey var yani. Evet, gerçekçilik yani, var. Bence espri kalitesi çok en yüksek dizilerden bir tanesi şu an. Bence şimdi böyle yazarlar dediğin çok şeyler iyi. Çok işe yaramıyor. Diyorsun ki en şunlardan biri diyorsun sonra çok diyorum bunu ama en şunlardan biri. Ama öyle. Bak, en şunlardan biri dediğinde 1000 tane bile şey sayabilirsin. Dil bilgisi olarak o 1000 şeyden biri olabilir hala. O yüzden sorun ama değil bunu diyebilirsin. Ama 1000 saymıyor. Bak Brooklyn Nine-Nine tamam mı? One Day at a Time. Unbreakable Kimmy Schmidt. Aynı konumda olamaz onlar. Grace and Frankie benim için aynı konumda. Ama Brooklyn Nine-Nine biraz daha komediye odaklı. Brooklyn ve Kimmy. Polisiye. Daha komedi odaklı. Tamam. Kimi full absürt komedi odaklı. Hemen hemen tamamen absürt komedi odaklı. One Day at a Time daha klasik komedi odaklı ama yine çok komik. Ve Grace and Frankie o da aslında o biraz daha slice of life işte ama komedi aynı zamanda. Bunların komedi kalitesi ama yani farklı kulvarlarındaki komedi kalitesi bence neredeyse eşit. Anladım. Komedi kalitesi sence eşit diyorsun. Ben demiyorum. Ben ikili. Şimdi Brooklyn Nine-Nine Kimi eşit
Grace and Kelly One Day at a Time eşi. Daha dramedi ama bazen komik. Bu ikisi ama full komik ama yine içeride karakterler dolu. Komedinin kalitesi. Komedinin kalitesi. Kalitesi okey. Ama güldürme ability'si, güldürme oranı yani daha çünkü yüksek. Evet, bir tanesi daha fazla sosyal konu, iki tanesi daha fazla sosyal konu işliyor aynı zamanda. Grace and Frankie ve One Day at a Time. Kimi bayağı sosyal konu işliyor. Kimi ama de çok işliyor. Absürt bir şekilde ama, işliyor. Evet. Tarz olayı. Yani evet. Şu an delirdik bence. Evet, fazla. Şu an delirdik bence. Fazla dibine yürüdük. Özellikle parmaklarla falan. Evet. Ama evet. Yani evet. Ben senin dediğini anladım ama yani bu dizilerin hepsinin yazarları çok iyi. Yani şu an bence... Hemen şey. Mutluluğa, şeye, Barış'a bağlayalım. Hepsi çok güzel. Hayır, hepsi... Zaten Barış... Zaten hepsini öneriyorum. Ne diyor ya? Arkadaşlar bu son videomuz. Belli oldu yani. Şaka yapıyorum. Yani neyse, mesela huzurunu bozmadan uyuyorsa sorun yok demektir yani. Evet, yani ben... Yani gülen kadınlarla ilgili nedir bu derdin yani? Bence senin derdin var. One Day at a Time, Grace and Frankie'ye böyle dediğine göre. Hepsi kadın karakter odaklı yani. Hangimiz daha cinsiyetçiyiz? Eğer hadi arıyorsanız bakalım. Yeni bir komedi dizisi, One Day at a Time'a mutlaka bakın. Çünkü büyük ihtimal onu izlememişsinizdir bu bahsettiklerimizden diye düşünüyorum. Doğru. Bence Unbreakable Kimi'yi izlememiş olan çok izleyicimiz vardır. Ben öncelikle çok onu üzüyor. Öneriyorum. Ben de öncelikle, ben her şeyden önce onu ya öneriyorum. Hiç izlemediyseniz öncelikle The IT Crowd'ı öneriyorum tabii. Alakasız olacak ama. Ya güzel de. İngiliz komedisi. Hani şimdi ne alaka yani? Neyse belki yeni bir komedi önerme dizi bölümü yapmalıyız videoda. Ya önerdik zaten. Ben her bölümün yarısında komedi öneriyorum zaten. Ya ben de ya komedi ya korku izliyorum. Drama şu an çok geriyor zaten, hayat gergin. Öyle değil mi? Yoğun yani, drama gergin geliyor. Değil de. O zaman arkadaşlar, umuyorum güzel bir cumartesi ve pazarınız olacaktır. Bir saate varmak üzereyiz. Benim konuşma yeteneğim düşüyor. Şimdi odama gidip var mıydı ki? Odama gidip gülmeye devam edeceğim. Buradaki mutluluk ve kahkaha düşmanlığı beni bitirdi yani. Bu kadar saldırı görmemiştim daha önce hayatımda arkadaşlar. Ben şok içindeyim. Ha ha ha, çok komik. Komedi kalitesi harika. Ama lütfen One Day at a Time'a bir bakın yani. Son diyeceğim budur. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Merak etmeyin, bir sonraki video olacak. Ya söz verme şöyle, ne biliyorsun ya. Şimdi girişeceğiz şurada. Böyle arkadaşlar, görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.